Değerli basın mensubu arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. 19 yıl bir ülke tarihinde çok önemli bir dönem. 19 yıl insanlar için çok önemli. 19 yıl önce doğan çocuklar bugün 19 yaşındalar. AKP iktidarı tam 19 yıldan beri Türkiye'yi yönetiyor. AKP 19 yıl önce iktidara gelirken milletin yüzüne bakıp onlara bir söz verdi. Dedi ki biz 3Y ile mücadele edeceğiz dedi. Neydi bu 3Y? Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. 3Y'nin de AKP iktidarı üstüne oturdu. 19 yılın hikayesi şudur değerli arkadaşlarım. AKP'nin parti lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki apartman dairesinden etrafı duvarlarla örülü bin odalı saraya geçişin hikayesidir. Bu 19 yıl. Milletten kopup israf, kibir ve kayırmanın hikayesidir bu 19 yıl. AKP 19 yılda gerçekten ne yaptı? Öncelikle iktidara FETÖ ile kol kola geldi. FETÖ yapılanması bizzat Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi onların döneminde güçlendi ve derinleşti. Devlet kadrolarındaki yerini aldı. Anayasa değişikliğiyle yargı sistemini onların eline teslim ettiler. Kendilerine yani Fethullahçı terör örgütüne kozmik odayı yani devletimizin sır kapısını açtılar. Balyoz ve Ergenekon davalarında FETÖ ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusuna kumpas kurdular. Ülkemizin vatansever genel kurmay başkanını PKK'lı bir teröristin gizli tanıklığıyla müebbet hapse mahkum ettiler. Darbeci generalleri de göreve getirdiler. 15 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bu yüce meclisin kapısını açıp direnişe geçen İlk milletvekilleri oldular. Ancak 15 Temmuz'da bu terör örgütü Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimini gerçekleştirdi. 251 insanımız şehit oldu. Meclisimiz bombalandı. Devlet sistemimizse yaralandı. AKP kendi elleriyle yol açtığı yarayı onarabildi mi? Hayır. 20 Temmuz'da sivil darbe yaptı. Ülkemizi cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde yasaklara boğdu. Yani yasaklarla mücadele eder edeceğim diye gelen AKP, 15 Temmuz'a kadar da yaptığı yasakları, 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz darbesiyle en üst seviyeye çıkarttı. Cumhurbaşkanı'na hakaret diye ucube bir suç tanımı yaptılar. 38 bin insan, 38 bin 608 insan yargılandı. Yaklaşık 33 bin kişi mahkum oldu. Yasaklar getirmeyeceğiz diyen AKP iktidarında 3637 kişi hapse girdi. Bunların arasında 96 yaşındaki bir ninemiz Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanır hale geldi. Özgürlükler için geleceklerini söyledikleri Türkiye'de bugün dünyanın en nitelikli bilgili mahkumları Türkiye'de ve biz bunda birinciyiz. Nasıl mı oluyor bu? Aydınlar, gazeteciler, siyasetçiler, bilim insanları, öğrenciler cezaevlerindeler. Cezaevleri tıklım tıklım dolduğu için yeni cezaevleri yaptılar. Boşalttılar, tekrar doldurdular. Türkiye'yi 2023'te en iyi ekonomi olan ülkeler arasına sokacağız dediler. Türkiye G20 liginden düştü. Maalesef 21. sıraya geldi. Kişi başına milli geliri 25 bin doların üstüne çekeceğiz dediler. Kişi başına milli gelir 8600 doların altına indi. Yeneceğiz dedikleri yoksulluğun pençesine attılar insanlarımızı. Bugün Türkiye'de tam 20 milyon yoksul vatandaşımız var. Açlık sınırının altında asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarımız var. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde işsizlik var. Bugün Türkiye'deki işsiz sayısı 10 milyondan daha fazla. AKP'nin 2023 hedefine götürdüğü Türkiye işte tam da böyle bir Türkiye'dir. Şahlandıracağız dediğiniz Türkiye'yi borç kamburuna soktunuz. Devletin borcu 65 milyar dolardan 180 milyar dolara çıktı. Özel sektörün borcu 43 milyar dolardan 240 milyon dolara milyar dolara çıktı. Vatandaşın borcu ise tam yüzde 150 kat daha çok arttı. Bugün Türkiye'de vatandaşın borcu 1 trilyon lira civarında. Herkes icra kapılarında, insanlar yoksulluk içerisinde, çaresizlik içerisinde. Paramız 2020 yılından bugüne kadar yüzde 64 oranında değer kaybetti. Türk lirasının değeri Cumhuriyet tarihimizin en düşük noktasına geldi. Yoksuluz, yoksullaşıyoruz, kara kış kapımızda. AKP Türkiye'sinin ne yazık ki ülkemizin itibarı için Cumhuriyet tarihimizin en zorlu noktasındayız. Komşularımızla sıfır sorun dedi AKP iktidarı göreve gelirken Türkiye'yi sıfır komşuluk noktasına getirdiler. Herkese karşı karşıyayız. Hiçbir komşumuzla aramız iyi değil. Doğru bir diplomasiye sahip değiliz. Egemen güçlerin arasında savrulup duruyoruz. Suriye'de Emevi Camii'ne gireceğiz dediler. Süleyman Şah Türbesi'ni YPG ve PYD terör güçleriyle birlikte bizim toprağımızı, bizim bayrağımızı indirerek kaçırdılar. Fırat'ın doğusunda bir koridor oluşturacağız dediler. Burası terör yuvası olmaktan kurtaracağız. Buraya yerleşim alanlarını koyacağız ve buraya mültecileri yerleştireceğiz dediler. Son tezkerede de. Fırat'ın doğusunu tezkereden çıkarttılar. Hiçbir şey yapmadılar. Türkiye'de en fazla mülteci barındıran ülke Türkiye. 5 milyon 5 milyon mülteci barındırıyor. Bu 5 milyon baktım merak ettim. Kaç ülke nüfusu 5 milyon civarındadır diye. Dünyada tam 77 ülke nüfusu 5 milyon civarında. Yani biz 77 ülke nüfusuna eş değer bir şekilde 5 milyonluk bir nüfusu kendi ülkemize maalesef ithal ettik. Sınırımızı koruyamadılar. Kimin ülkemize girdiği belli değil. Kimin nerede olduğu belli değil. Kimin ülkemizden çıktığı belli değil. Türkiye'de ne kadar işit militanı, ne kadar Afgan ajanı var belli değil. Türkiye'de ne kadar El-Kaide ajanları var belli değil. Kars Emniyet Müdürü'nün söylediğine göre 71 ilde bunlar örgütlendiler. Uyuşturucuyla mücadele edeceğiz dediler. Türkiye dünyanın kokain durağı haline geldi. Türkiye dünyanın kokain durağı haline geldi. Uyuşturucu kullanımı 10 yılda %189 arttı kullanım yaşıysa maalesef ilkokul seviyesine 10 yaş noktasına kadar düştü. Çocuklarımızın eğitimini yaz boz tahtasına çevirdiler. Tam 8 bakan değişti milli eğitimde. Onlarca kez müfredat değişti. Sınav sistemi bir çorba sistemine dönüştü. LGS, OGS, SBS, TEOK, yeniden LGS, alfabede kullanacak harf kalmadı devlet okullarında ders, derslik açığı öğretmen açığı bir tarafta okulları temizleyecek hademelere mustahdemlere iş vermediler okullar hijyen açısından tamamen kötü durumda AKP iktidarı döneminde en çok özel okullara sahip çıkıldı özel okullara destek 3 kat oranında artırıldı zenginin çocuğu okusun, yoksulun çocuğuysa cahil kalsın dediler. Parası olan eğitim aldı, olmayan kaderine terk edildi. Oysa Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmak için inşa edilmişti. Turgut Özal'lar, Demirel'ler, Erbakan'lar hep Anadolu'nun yükselen çocuklarıydı. Tunceli'nin bir köyünden çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en yüksek bürokrat seviyesinden daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına gelebildi. Bu eğitim çarkında artık böyle yoksul çocukların bu noktalara gelebilmeleri sizce mümkün müdür? Ülkemizde temel adaleti olan ülkedeki temel adaletli eğitim sistemini tamamen bozdular. İşleyen adalet mekanizmasını da yok ettiler. Siyasetin oyuncağı haline geldi adalet sistemi. Elbette mücadele eden, vicdanlı, cumhuriyete bağlı yargıçlarımız, hakimlerimiz, bürokratlarımız var. Ama onların çarkına su taşıyanlar çoğaldı. Türkiye'nin yoksulları çoğalırken bu çarklar sarayın sarayın kendisine bol bol para aktardı. Papaz Bronson'un bir telefonla özel uçakla ABD'ye gönderildiği bir ülkede adaletten bahsetmek artık pek mümkün olamaz. Kimse yargı bağımsızlığından da söz edemez. Peki gerçekten AKP iktidarı hiçbir şey mi yapmadı? Yaptılar. Yolsuzluk yaptılar. Yol yaptılar. Köprü yaptılar. Hastane yaptılar. Havaalanı yaptılar bunların hepsini ödeme garantili, yatış garantili, geçiş garantili diyerek böyle bir şeyi uydurarak beşli çeteye milyarlarca dolar para akattılar. Vatandaşın parası beş kişinin cebine girdi. Beşli çete ve saray efratı dışarıdaki halkı saray du duvarları dışarısındaki yoksulluğa itti. Hakaret ettiler insanlarımıza memuru itibarsız kıldılar. Azarladılar, parmak gösterdiler. Gençlerin umudunu, emeğini çaldılar. En ufak bir şey yaptıklarında gençlere siz teröristsiniz dediler. Hı. Esnafı bitirdiler. Esnaf bağırınca Tayyip Erdoğan onları azarladı. Çiftçiyi üretimden koparttılar. Tayyip Erdoğan gittiği yerlerde milletin kafasına çay atan bir ülke konumuna soktu Türkiye'yi. İşçiyi açlık sınırının altında asgari bir ücrete mahkum ettiler. Kardeşinize yetki verin dedi Recep Tayyip Erdoğan. Tek başına bana yetki verin. Bakın ben doları nasıl indireceğim? Faizi nasıl düşüreceğim dedi. Dolar aldı başını gitti. Faiz baronlarına her gün her saat başı milyarlarca dolar para aktarır hale geldi Türkiye. Şimdi bize dönüp Enerji Bakanı diyor ki tasarruf yapın. Nasıl tasarruf yapacağız? Doğal gazınızı kısın diyor. Şimdi sarayda altın musluklarla iş gören insanlar öğünlerinizi azaltın diye bize sesleniyorlar. Evi az ısıtmak, porsiyonları küçültelim. Niye? Niye evimizi az ısıtıp porsiyonlarımızı küçültüyoruz? Siz daha çok para kazanın diye mi? Beşli çete daha çok zenginleşsin diye mi? Biz giderek yoksullaşırken siz daha da palazlanın diye mi? İtibardan tasarruf etmeyin diye Türkiye'yi itibarsız hale getirdiniz. Sizin itibarınız milletin itibarsızlığına dönüştü. ABD Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı'na aptal olma diyebildiği bir tabloda hala saraylarda sofralarda itibar arar hale geldiniz. Biz geliyoruz. Türkiye hep böyle mi olacak? Hayır. Buradan bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak sesleniyorum. Ülkemizin her kesimiyle ilgili çiftçilerimizle, esnafımızla, emeklerimiz, emeklilerimizle, işçilerimizle, öğrencilerimizle ilgili Türkiye'nin kaynaklarının hakça paylaşıldığı bir Türkiye'yi inşa etmeye geliyoruz bütün insanlarımızın, yoksul bütün insanlarımızın hangi görüşten olurlarsa olsunlar, birlikte eğitim aldıkları özel okullarda değil ama özel ilgiyle eğitim aldıkları bir eğitim sistemini inşa etmek için geliyoruz. Türkiye'nin turizm kaynaklarını, ihracat kaynaklarını, Türkiye'nin kendi dinamikleriyle kuracağı sanayisinin dünyada bir numaralı hale geleceği bir Türkiye'yi teknolojiyle, bilimle, akılla inşa etmek için geliyoruz. Artık Türkiye'de hiç kimsenin yarınına kuşku duymayacağı bir ülkeyi inşa etmek için geliyoruz. Kaynaklarımız nerede mi? Kaynaklarımız Türkiye'nin çarçur edilen, heba edilen, tüketilen kaynaklarında. Etem Sancağı 480 milyar dolar verip de kaçıran anlayışı yok eden bir kaynak tasarrufu oluşturacağız. Beşli çetenin paylaştığı değil, 83 milyon insanımızın paylaştığı, kaynakların paylaşıldığı bir Türkiye'nin inşası için geleceğiz. Hiç kimse şüphe etmesin. Hem Allah'a olan inancımızla, hem millete olan inancımızla, Türkiye'de var olan kaynakları yoksulların bir arada yaşadığı huzur içerisinde yaşadığı zenginlerin ise vergilerini de ödeyip vergiden kaçınmadıkları offshore hesaplarıyla kendi ülkesinin kaynaklarını başka ülkelere taşımadığı bir Türkiye'yi inşa etmek için geliyoruz. Bunun için tek başımıza değiliz. Bunun için Millet İttifakı ile birlikte geliyoruz. Millet İttifakı tek başına değil, terör örgütleriyle birlikte hareket eden, onlarla kucaklaşan yol yürüyen ve daha sonra Türkiye'nin kaynaklarını satıp bir avuç insana peşkeş çeken iktidara karşı olan dostlarımızla geliyoruz. Geliyoruz Türkiye'nin tabelalarından TC damgasının kaldırılmasını kendi yüreğine sindiremeyen Türkiye'nin Süleyman Şah Türbesi olan kendi toprağının terör örgütleriyle kaçırılmasını artık hazmedemeyen insanlarımızla geliyoruz. Gençlerimizle geliyoruz. Yürekleri pırıl pırıl olan artık teknolojiyi, bilmi, biz kullanacağız, bu yeni Türkiye'de biz var olacağız, olacağız diyen başka ülkeyi gitmeyi aklından geçirmeyen gençlerimizle geliyoruz. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüğümüz bu yol aydınlık yoludur, huzur yoludur, refah yoludur. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorusu olan var mı? Devletin arkadaşımızın sorduğu soru şu. Asgari ücret TÜİK'e göre yüzde on dokuz civarında ama eee öz, özür dilerim. Enflasyon eee TÜİK'e göre yüzde on dokuz civarında ancak ekonomi dalında bilim adamı seviyesinde olan insanların bir araya gelip de yaptığı araştırmaya göre yüzde kırk dokuz buçuk yani yüzde elli civarında. TÜİK TÜİK artık sarayın ona hizmet ediyor. Onun yalanlarını paylaşıyor. Peki bilim insanları, bilim insanları milletin içerisinden yetişen çocuklarımız onlarsa gerçekleri paylaşıyorlar. Şimdi kim doğru söylüyor? Çok basit bir şeyle bakalım. 2800 lira asgari ücretle çalışan vatandaşımıza eğer biz yüzde 19'da bir zam yaparsak diyelim ki 3500 liraya getirdik. 3500 liraya getirdik. Bunda dahi bu ülkenin geçinebilme koşulları altında o vatandaşımızın huzur içerisinde bir hayat yaşaması mümkün mü? Hayır değil. Tam da bilim insanı olan ekonomistlerin açıkladığı gibi en az şimdilik yüzde 50 civarında yapılacak bir zamla üstelik de vergi alınmayacak bir asgari ücretle ancak insanlarımız doğal gazını kısmadan kuru ekmek yemeden çocuklarını elbisesini giydirerek huzur içerisinde kimseye belki de muhtaç olmayacak bir dengede yaşama fırsatı bulabilirler. Onun için bir markete giden Recep Tayyip Erdoğan'ın goflet alarak asgari ücretin yarısını kullandığı bir Türkiye'de 2825 liraya yüzde %19 zam yaptınız diye halkı geçinebilme noktasına getiremezsiniz. Bizim sarayın aklına değil, bilimin aklına ihtiyacımız var. Bizim sarayın bize gösterdiklerine değil... Bizim gördüklerimize, gördüklerimize inancımız var. Milletimiz yoksul, milletimiz aç, milletimiz evinde elektrik, doğalgaz kullanamıyor. Devletin kaynakları gani gani birilerine aktarılıyor ama yurttaşlara aktarılmıyor. Onun için biz asgari ücretten asla vergi alınmamasını ve asgari ücretin en az Türkiye'de bilim insanlarımızın söylediği noktalara getirilmesinden tarafız. Başka sorusu olan var mı? Tayyip Erdoğan arkadaşlar Bütçe Komisyonu'nda yaşanan bir tartışmadan bahsediyor arkadaşımız. Varak, Bakan Varak oradaydı. Varak Varak bir şeyler söyledi. Orada onu dinleyen insanlar da bunun daha önceden bu Varak Varak bağırışlarına bir anlam veremiyorlardı. Ama kendi partisinin kurucusu olan Abdülletif Şener onun karşısına çıktı ve ona dedi ki, Bak Varak dedi. Ben dedi bu senin içinde bulunduğun siyasi parti kurulurken eş kurucu başkanlarından bir taneydim. Birlikte kurduk ve aynı eşit değerde kurduk dedi. Sen dedi o zamanlar dedi. Vırak vırak çocuk gibi ağlıyordun dedi. Ama ben dedi bir partinin dedi kurucusuydum dedi. Şimdi dedi benim karşıma geçip de dedi ahkam kesme dedi. O parti dedi artık adaletten yana bir siyasi parti olmaktan çıktı dedi. Birileri oradan heyecanlanıp ne oluyor falan filan dediklerinde oturun yerinize varmayın dedi. Siz dedi artık dedi hırsızlar ordusu oldunuz. Namussuzlar, namussuzların sizin aranızda yeri yok dedi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz her seferinde söylüyoruz. Hangi siyasi partiye mensup olursanız olun. Birincisi Vatana ve millete ve bayrağa olan bağlılığınızdan vazgeçmeyin. İkincisi asla kul hakkı yiyenlerle yol yürümeyin. Abdülletif Şener neden ayrıldığının gerekçesini çok açık bir şekilde bırak bırak bağıran bakana gereğini söyledi. O da ağzının payını aldı oturdu. Biz bu kürsülerde bir kere daha iktidara söylemiştik bizle nasıl konuşursanız, nasıl hitap ederseniz size öyle hitap ederiz. Biz diplomasiyi bilen Cumhuriyet'in yüzyıllık birikimine sahip bir siyasi partiyiz. Biz adaleti bilen, konuşmasını bilen, eğitim alan çocuklarımızla birlikte koskoca bir cumhuriyeti kurduk. Onun için kendi seviyenizi nasıl, ne kadar aşağı indirirseniz o kadar seviyesiz cevaplar alırsınız. Ama Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır şekilde davranırsanız biz de ona göre size davranırız. Başka? Yok, teşekkür ediyorum.